Yani böyle çok güllük gülistanlık bir hayat değil. Mesela şöyle bir şey. Kitap okuyacaksınız. Okuyacak kitap yok. Ve bunu Hem mesela bunu zorunlu çekmişsiniz yani. Çok ilginç. okuyacak kitap yok, hem okuyacak dil de yok. Dil, Evet. tabii yani önce dili, Türkçeyi güzel öğrenmek lazım. Hı. Veya İngilizce o zaman pek yok, tek tük kitap okuyacak seviye yok. Ama ben Pervari'deyken, Allah rahmet eylesin, bizim komşu vardı İlyas abi diye. O nasılsa roman okuyordu. Romanları okuyunca bana da veriyordu. Yani ben hatırlıyorum daha ilkokul 4'te 5'teyken Kerime Nadir'in, Esat Mahmud'un şeylerini okudum. Kitaplarını. Romanlarını okudum yani. Şimdiki lisede okuyan öğrencilere soruyorum, bu isimleri bilmiyorlar yani. Evet. Ne günlere kaldık. Evet, Ama maalesef. Rabbime şükür, Allah büyüktür. İsteyene veriyor. Erzurumlu Alvarlı'nın galiba Hı. deyişi diyor ki, sen Huda'yı sevende o da seni sevmez mi? Rızasına erende rızasını vermez mi? Verir tabii. Yeter ki isteyin. Onun için Allahu Teala okumak isteyene verir. Ama bir hocamın, Allah rahmet eylesin, bana orta ikide dediği bir söz var. Hep anlatırım öğrencilerime. Bir gün işte bir kitabımı bitirmiştim, gittim. Gel bana anlat diyordu. Oğlum dedi, sen adam olmak istiyor musun? Hiç unutmuyorum. Evet hocam, adam olmak için geldim okumaya. Pervari'den Siirt'e. O zaman dedi, ceketinin buraları yırtılacak dedi. Aa. Yani böyle yırtılacak. Ben çocuk kafamla ne bileyim bunun yırtılması. O zaman biz lüks yaşamıyorduk. Kalemtıraş nedir bilmiyorduk. Ciletle kalem açıyorduk. Herkesin cebinde bir cilet. O zaman hocam dedim, ciletle keseyim mi burayı? Yok dedi, eşek herif dedi. Öyle değil. Burada çalışacaksın, çalışacaksın. Bu dizler öyle burada yırtılacak. O Evet. zaman adam olursun dedi. Evet. Allah rahmet eylesin Amin. ona. Amin. Yani o hocaların asla hakkı ödenmez. Eyvallah hocam. Yani beni döven hoca hatırlamıyorum elhamdülillah. O dönemlerde hiç dayak yemediniz mi hocam? O Diyemem. zaman siz çok iyi Çünkü öğrenciymişsiniz. dayaklık bir şey yapmadım. Tamam, siz çok iyi öğrenciymişsiniz hocam. Dayaklık bir şey yapmadım. Yani 60'lar, 70'ler O maşallah. efendim, yani hep sevdiler. Allah razı Eyvallah. olsun. Ben de bu sevgiye layık olmaya çalıştım. Ortaokul, lise Siirt'te geçiyor. Ortaokul, lise, evet. Ama tabii orada yani pek çok da iş yapıyorsunuz değil mi? Yani çalışıyorsunuz aynı zamanda. Sırf Şimdi öğrencilik ben değil. oraya gelince tabii Ha, özür. ilkokulda Türkçe ile karşılaştım. Evet. Siirt'e geldim. İki dil daha var. Bütün Siirt Arapça konuşuyor. Evet. Kürtçe bilen yok. İngilizceyi de başlattılar okulda. Ben üç dille Mücadele mücadele ediyorsunuz. ediyorum. Çok güzel. Fakat benim için İngilizce avantajdı. Bütün öğrenciler benimle başladı. Ha evet. Ama İngilizce'de birinciydim sınıfta. Maşallah. Efendim, o şekilde Türkçeyi, İngilizceyi ve Siirt Arapçasını böyle liseyi bitirince bu dilleri bitirdik. Bu büyük bir avantaj olmuş hocam sizin için o zaman. Evet. Mesela Arapçaya orada az buçuk Siirt Arapçasına en azından lehçesine aşina olmak büyük bir Yani avantaj tabii olmuş. İlahiyat. kolay değil ama zaten kolay olan şeylerin tadı yok. Öyle mi? Evet. Yani zahmet çekince. Ben şimdi mesela gidiyorum Siirt Arapçasını okuyor. Konuşunca hayret ediyorlar yani. Ama maalesef benim arkadaşlar kendi dillerini unutmuşlar, Arapçayı. Türkçeden başka bir şey bilmiyorlar galiba. Evet. Peki o süreçte Siirt'te böyle kitap alışverişi yapma hikayeleriniz de var. Yani çalışıp kitap satın alma hikayeleriniz Ya falan da var. tabii. Yani ben kitap satın alıyordum. Liseye geçince
vakıflar yurdu açıldı. Hı hı. Oraya geçtik. Hiç unutmuyorum. Bir tane kitapçı vardı. Gazete de satardı. Ben yurda gidince oradan geçiyordum. Vitrinde kitaplar var. Hı hı. Birisi dikkatimi çekiyor. Biliyorum da işte öğrenmişim edebiyattan falan. Victor Hugo, Sefiller kitabı. O cilt haliyle değil mi? Tek ciltlik olan değil, sadeleştirilmiş değil. Beş cilttir. Evet. Ama birinci cildi koymuşlar cam ekrana. Ben de onu okumak istiyorum. Okumak istiyorum ama bozuk para yok. Ne yaptım? Ondan sonra bir gün bizim yurt müdürüne dedim ki, hocam dedim, bizim yurdun dedim hiç kütüphanesi yok. Birkaç tane kitap alsak yani falan. Bazen boş kalıyoruz okuruz. Evet. Ha, iyi olur dedi. Vakıflar müdürüne gidelim. Belki para verir. Gitti biraz. Ne alalım? Önce onu al. Çok iyi hocam. O zamanlar Hikmet Bey, liselerde böyle ara sınıflarda imtihan yoktu. Sene sonunda vardı. Liseyi bitirme sırasında Haziran ayında hem dersleri verdim hem de 5 ciltlik Sefilleri bitirdim. Maşallah. Ve hiç unutmuyorum, seneler sonra doktora için Paris'e gidince ilk gittiğim yer Lüksemburg bahçesi. Orada Fransız devrimi yapılmış. Evet, Paris'te. Oradan biliyorum. Gittim onu aradım, buldum. Çok yani, iyi. Çok güzel. Yani böyle şimdi, yaramaz bir çocuktuk yani. Hocam böyle yaramazlığa can kurban. Yani kitap okumak için kütüphane kurdurmak çok güzel bir yaramazlık. Vallahi yani Allah'a şükür yani birkaç dilde çok kitabım var. Evet. Bu kitaplarımın başına gelenler var. Mesela ben Sakarya'ya bir müddet hoca olarak gittim, hı hı. Erzurum'dan. Kitaplarımı götürdüm, dedim yeni hocalar var, asistanlar okusunlar. Sonra o FETÖ'cüler başımıza şeyler getirince ayrıldım. Ya kitaplarımı alacağım ya orada kalacağım. Ya dedim bu çocuklar kitapsız kalacak. Kitapları bıraktım bütün orada. Bütün kütüphaneyi bıraktınız orada. Bir kütüphaneyi bıraktım. Orada duruyor hala. Bazen lazım oluyor falan. Sonra Viyana'ya gittim. Viyana'da da ders verdiğim enstitüde bir kütüphane daha kurdum. Maşallah. Elhamdülillah o kütüphane de duruyor. Sonra geldim işte tekrar Türkiye'ye. Bu sefer Siirt çıktı. Tuttum. Bütün kitaplarımı Siirt ilahiyata vakfettim. Evet. Siz hocasınız Hikmet Bey, biliyorsunuz. Kitap ne demek yani. Evet. Şimdi tabii insan sevgiliden kolay kolay ayrılamıyor. Ya bir de hocam bahsettiniz seneler. Hadi şimdi bir kitabı işte aramak istediğiniz en azından internetten bulabilirsiniz ya da satın almanız çok kolay. İnternetten 5 dakikada sipariş veriyorsunuz. Bir günde elinizde. O dönemlerde öyle bir şey değil. Yok öyle. Çok da pahalı. Nereden çıkacak? Değil mi? Fakat elhamdülillah. Yani aza kanaat ettik yiyince veya üstümüze. Ama ona şey yapmadım. Kitaplarımın büyük bir kısmını, zaten tamamını vakfettim Siirt ilahiyata. Ama hepsinden hemen ayrılamıyorum. Efendim, insan sevgiliden ayrılamıyor. Evet. Bazıları da el kitabı hala. Onlar duruyor. Ama vasiyet etmişim. Ben ölünce tamamı gidecek. Siirt'e mi gidecek? Siirt ilahiyata gidecek. Maşallah. Maşallah. Memleketinize en güzel hediye.